Sayın Tavas Kaymakamım, Sayın Tavas Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, Sayın Kızılca Bölük Vakfı Başkanım, değerli hazirun, kıymetli Denizliler, Kızılca Bölüklüler, Orta Asya'da at sırtında, çadır damında, yıldızlı gök kubbenin ışıltısı altında bir yolculuğa çıkmıştı atalarımız. Uzun ve çetin bir yolculuktu bu. Acılarla, zaferlerle dolu. Ve en nihayetinde vardık Anadolu'ya. Yurt bildik, yurt eyledik. Boylar boylandı, soylar soylandı ve Denizli'miz, Kızılca Bölüğümüz de yurt eğlendi bizlere. Ardından çalıştı Denizli halkı, Kızılca Bölük halkı. Hiç durmadan geceler ve gündüzler, yazlar ve kışlar boyu. Dokuma tezgahları kuruldu 600 sene evvel. Keçilerin kılını, koyunların yününü kirmanlarla eğirip giyecekler, heybeler, çuvallar, keseler dokudu. Ardından sadrazamlara, şehzade ve devlet adamlarına, sultanların giydikleri giysilerin kumaşlarını dokuduk ve nam saldık alemin dört bir tarafına. Öyle ki seyahatnamesinde Evliya Çelebi bahsetmişti Kızılca Bölüğümüzün bu maharetinden. Kızılca Bölükler Vakfımızın, Tavas Kaymakamlığımızın, Tavas Belediye Başkanlığımızın ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu, geçmişi unutmadan geleceği yürüyüşün adı olan, 3 gün sürecek olan 28. geleneksel Kızılca Bölük Kültür, Tekstil, Sanat ve Moda Festivalimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, programımız Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacaktır. Çelenk sunumu. Kızılca Bölükler Vakfı çelengi, tertip komitesi olarak Tavas Kaymakamımız Sayın İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanımız Sayın Kadir Tatık ve Kızılca Bölükler Vakıf Başkanımız Sayın Osman Erkli sunacaklardır. Arz ederim. Sizleri başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Türk büyükleri ve bu toprakları bizlere vatan kurmak için hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin, şanlı gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızın icrasına davet ediyorum. Başkanım, siyasi partilerimizin temsilcileri, meclis üyesi arkadaşlarımız, Kızılca Bölükler Vakfı kurucu başkanımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, sevgili Kızılca Bölükler, sevgili misafirler. 28. Kızılca Bölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali'ne hoş geldiniz. Denizli'nin en eski festivaline hoş geldiniz. Bu festivalimize bugünlere getiren başta kurucu başkanlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere bugünleri yaşadık. İnşallah bundan sonra da daha güzellerini hep birlikte yaşayacağız.
Bizlere bu konuda destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Tavas Belediye Başkanlığımıza, vakıf yönetimine, sponsorlarımıza sonsuz teşekkürler. Biliyorsunuz geçiş döneminde tasarruf genelgesi doğrultusunda yapılacak yapılmayacak derken nihayet festivalimizi yaptık. Sosyal medyadan dedikleri gibi 29 Ekim'de mi olacak, 15 tadilde mi olacak dedikleri gibi o günleri kalmadan yaptık. Biz dokumacıyız. Dokumacın dilinden dokumacılar çok güzel anlar. İyi mal tezgahtan geç çıkar. İyi festival bugünlere kadar geldi. İnşallah kazasız belasız bunları tamamlayacağız. Yarın Kızılcıbölük tezgahlarında dokunan kumaşlardan usta tasarımcıların hazırladığı defileleri göreceksiniz. Büyük mağazaların vitrinini süsleyecek kıyafetleri göreceksiniz. Hep birlikte bu kumaşları dokuyan bizler olarak gurur duyacağız. Festivalimizi 8'inde sonuçlandıracağız. Hepimize teşrif ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz festivaller diliyorum. Nice 28. festivallerde buluşmak üzere hepinize selamlar diliyorum. Değerli konuşmaları için Kızılcıbölük Değerli Vakıf Başkanı Sayın Osman Erkli'ye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Tavas Belediye Başkanımız Sayın Kadir Tatı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Vakıf Başkanım, Sayın Siyasi Partilerin yöneticileri, başkanları, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve her şeyden önemli çok kıymetli Kızılcıbölükler ve Tavaslılar. Başkanımın biraz önce belirttiği gibi 28.si düzenlenen Kızılcıbölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şu heyecanımı belirtmek istiyorum. Biz dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye'de, Türkiye'nin en güzel ili olan Denizli'de, Denizli'nin en güzel ilçesi olan Tavas'ta ve çok güzide olan Kızılcıbölük'teyiz hep beraber. Bunun kıymetini bilelim öncelikle. Burada olmak büyük bir keyif. Şimdi bir beldenin, bir mahallenin festivalinin içinde moda var. Bakın, tekstil var, kültür var, sanat var. Bu kolay kolay bulunan bir şey değil. Katılıyor musunuz bana? Katılıyorsunuz. Ve bunu 28. festivale kadar taşımışsınız. İnşallah biz görev süremiz boyunca 29, 30, 31, 32 devam edeceğiz inşallah. Hep beraber bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bir beldede moda var, tasarım var, tekstil var. Bu gurur duyulması gereken bir obje, bir olgu. Bununla hepiniz gurur duyun. Kızılcıbölük çok güzide bir belde, çok güzide bir mahalle. Ben de her zaman Kızılcıbölük'le gurur duydum. Kızılcıbölük için her zaman çalışacağımı burada kameraların önünde de beyan etmek istiyorum. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz inşallah gönlünüzce eğlenirsiniz. Güzel, ümit ettiğiniz gibi bir festival, ümit ettiğimiz gibi bir festival geçer. Emeği geçen öncelikle vakıf yönetimine, vakıf başkanına, bizim belediye personelimize ve kaymakamlığa, Büyükşehir Belediyesi'ne, hepsine bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Kıymetli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Tavas Kaymakamımız Sayın İsmail Demir'i kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, kurumlarımızın değerli birim amirleri, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, değerli vakıf başkanımız, yönetimimiz, muhtarımız, sevgili çocuklar, kıymetli Kızılcıbölük hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, bölgemizin ve ülkemizin en şık, en havalı, en moda, en estetik ve stil festivaline, Kızılcıbölüğümüzün kültür, sanat, moda ve tekstil festivaline hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz Tavas ilçemizin 50 tane mahallesi var. Bu mahallelerin de her birinin farklı karakteristik özellikleri var. Bunlar arasında
doğasıyla, kültürüyle, köklü tarihiyle, sıcak, samimi insanlarıyla Kızılca Bölük farkını ortaya koyuyor. Bizler de belediye başkanımızla buraya geldiğimizde açıkçası bu farkı gördük. Burası gerçekten çok özel ve güzel bir belde. Bu aziz beldeden nice güzel insanlar çıkmış, nice girişimci insanlarımız gerek bölgemizde, gerekse de ülkemizde çok büyük yatırımlar yapmışlar. Bu hemşerilerimiz ülkemize ve bölgemize katma değer sağlarken aynı zamanda memleketlerini, kültürlerini, örflerini, adetlerini, insanlarını en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bizlere de onlarla gurur duymak kalıyor açıkçası. Başarı cesaret ister denir. Başlangıçtaki cesaret sonradan inanca dönüşür. Bu inanç insanlığa daha iyi hizmet arzusuna dönüştüğünde yukarı bir seviyede fırsatlar yelpazesi tekrar açılır. Ben buraya gelip Kızılca Bölük'te hemşerilerimizin hikayelerini dinlediğimde onların serüvenlerini en iyi özetleyen cümlelerin bunlar olduğunu düşündüm. Onlar başlangıçta cesaret etmişler, sonra inanmışlar. Bu inançları insanlığa daha iyi hizmet etme arzusuna dönüşmüş ve fırsatlar yelpazesi daha yukarı seviyede açılmış. Onlar da bu fırsatları değerlendirip başarılı olmuşlar. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim işlerini güçlerini rast getirsin. Bugün de hemşerilerimiz ürettikleri değerleri, el emeği, göz nuru ürünleri burada sergilerken aynı zamanda konserler ve farklı etkinliklerle burada eğlenecekler. Bu festivale öncülük eden kıymetli vakıf başkanımıza ve yönetimine, aynı zamanda sayın belediye başkanımıza, yıllardır devam eden bu etkinlik için belediyemizin tüm imkanlarını sundu. Kendilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Festival süresince keyifli vakit geçirmenizi diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı işler olsun. Gel abi. Bugün Kızılca Bölük Festivali'nin son günündeyiz. İlk gün açılış oldu. Açılışa epey katılan oldu. Bugün de son günü birlikte çekeceğiz. Size Kızılca Bölük Festivali'nden, Kızılca Bölük Kültür Festivali'nden kareleri aktarmaya çalışacağız. Evet, Kızılca Bölük Festivali'nin 3. gününde standları dolaşmaya devam ediyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Ali Yoran ismim, Kızılca Bölüklüyüm. Hoş geldiniz festivalimize. Hoş bulduk. Geçen seneki festivalle bu seneki festivali değerlendirir misiniz? Şimdi geçen seneki festivalle bu sene değerlendirmekte şöyle, vakfımız düzenlediği için tabii belediyelerin katkılarıyla olduğundan dolayı, bir de stand yani normal şekilde olduğundan dolayı biraz işlerimiz zayıf. Zayıf ama yine de Allah bin bereket versin. Biz bereket demesini öğrendik. Bizim ticaretimiz böyle. Allah bin bereket versin diyoruz. Amin. Yani zaten onu söyledik başında, buranın başında biz. Bu işin az olmasının sebebi ya da kalabalığın az olmasının sebebi okullar açıldı. Zamanı geçti. Festivalin yani normal zamandan geçtiği için onun etkisi vardır diye düşünüyoruz. Peki ne satıyorsunuz? Biz yelek satıyoruz. Anne yelekleri, örgü, el işlerimiz var. Bunların hepsi örgü mü? Evet, hepsi örgü bunlar. Alamıyorsunuz, yengem mi örgü? İmalat ettiriyoruz, alıyoruz. Anneler yapıyor evlerde, onlara yardımcı oluyoruz. Biz böyle işte standımız böyle gördüğünüz gibi. Ev kadınlarına destek oluyorsun sen. Tabii. Değil mi? Teşekkür ederiz. Evde mahalle arasında annelerimiz yapıyor, onlara da katkıda bulunuyoruz. Evet, festivalde gezmeye devam ediyoruz ve Kızılca Bölük ürünlerinin yetiştirildiği bir yere geldik. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Erdoğan Acar.
Aslen Açmayan'la Kızılcıbık'ta oturuyorum. Kavun ve karpuz yetiştiriyorum. Ben tadına bakmak isterseniz bir tane keseceğim size. Kavun, Kızılcıbık kavunu mu, Acıpayam kavunu mu? Kızılcıbık'ın kendi kavunu. Kızılcıbık. Evet, karpuzumuz da Kızılcıbık. Yani burada? Evet, burada yetişmiş. Evet, aynen. Aynen. Peki, yani bu nereden aklınız geldi? Burada mı oturduğunuz? Biz çiftçilik yaptık. 4-5 seneden beri bu işi de teşvik olarak normal tütüncüyüm. İlk iş olarak bunu yapıyorum şu anda. Ne kadar kilosu? Kilo 10 lira, 12 lira. Yani durumu göre bakıyoruz. Bu sizin sene Acıpayam kavunuyla Kızılcıbık kavunu arasındaki fark nedir? Aroma farkı var abi. Aroma. Aroma. Evet. Hangisi daha aromalı? Tabii ki Kızılcıbık. Yani şu anda Kızılcıbık'ta olduğumuz için demiyorsun. Yok, hayır. Yani tadına bakabilirsin. Kes bakalım. Bir yani sen gösterebilirsin. Ben keserim. Hiç sıkıntı tamam değildir yani. Kes vekil bir tane yesin. Hadi. Sen göster hangini istiyorsan onu kes verin. Sen kes, küçük bir şey kes. Fark kes etmez. Küçük büyük hiç benim için fark etmez abi. O büyük. Büyük, küçük mü istiyorsun? Şu an küçük bir şey kes. Çok küçük. Bunu millet dağıtmamız gerekiyor. Biraz büyük olsun. Sen bilirsin. Ya keseyim ben büyük bir tane. Bunu kes verin, fark etmez. Evet, karpuz da Kızılcıbık karpuzuymuş. Karpuzu çeker misin Bekir? Karpuz burada da var. Evet. Demek kültür, sanat, tekstil ve moda festivalinde. Tabii bu da Kızılcıbık'ın bir kültürü olduğu için. Şimdi deneyeceğiz. Bir bak. Gel buyurun. Dilim yapayım mı? Yok. Evet, çok lezzetli. Peki sen de dene bir. Herkese bu kavundan almasını öneririm. Ben kavunun tadına ya baktık. Gerçekten de aroması, yani aroma dedi, çok kaliteli. Evet. Herkese Kızılcıbık kavundan tatmaya davet ediyoruz. Afiyet olsun. Yani bizde yalan yoktur. Ebecek, şu bu demeyiz. Biz evet. Ebecek dense Ebecek, Açmayamsa Açmayam, Kızılcıbık'sı Kızılcıbık'tır. Hayır, yani biz tavas olarak değerlendirdiğimizde evet, bizim zaten bunun yarışmasını da yaptık. Evet. Hepsi lezzetli. Evet, ama aroma farkı buraya tutmaz hiçbir zaman içi. Şeker bakımından Ebecek ama aroma dediğin zaman Kızılcıbık'tır. Her peki zaman için. Peki, hayırlı işler diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Dolaşmaya devam ediyoruz. Burada yangın var diye saptık. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Aytun. İzmir Torbalı'dan geliyorum. Festivalleri takip ediyorum. Tüslülük imalatçısıyım. Tüslülük imalatından sonra eşimin ablasıyla birlikte Kütahya seramik ürünlerini piyasaya sürmeye karar verdik. Tasarımlarını tamamen kendimiz ürettiriyoruz. Şekillerini kendimiz belirlettiriyoruz. Asıl mesleğim terlik ve ayakkabı. O da var. O da var. Maşallah. Tüslülüklerin imalatını yapıp kendimiz Ege bölgesine yaygınlaştırmaya başladık. Ve herkes tüslülerden çok memnun. Ve zaten binlerce yıldır gelenek olan bu tüslüler Perşembe günü de Perşembe günü de kutsal yakılan ve mezarlıkta yakılan ve şu anda artık evin bütün kokusunu organik bir şekilde bastırmasını sağlayan bir durum haline geldi. Bir tane yakalım. Geri akış helal etmişlikten. Terlik satışları nasıl? Terlik satışlarımız çok şükür elhamdülillah. Bu da sizin dediğiniz, evet, eşinizin. Evet, eşimin ablasının beraber tasarladıkları. Çok güzel. Bardak çeşitleri. Fırınlanıyor, iki defa fırınlanıyor. İki defa fırınlandıktan sonra çatlama vesaire ile alakalı hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Evet. Fırından çünkü soğuk olarak çıkıyor. Şimdi bazen aceleye getiriyorlar. Fırından soğuk olarak çıkartmayıp direkt kapağını açtıklarında ürün vernik çatlaması yaşıyor. Şu şekilde koyduğumuz zaman normal şartlarda. Tüsünün faydası ne? Tüsünün faydası ne? Bir, evdeki bazen böyle negatif ortamı arındırıp pozitif bir ortam sağlattırıyor. Pozitif ortam sağlattırdıktan sonra mesela o kasvetli bir ortamı yok ediyor. İkincisi, güzel kokular veriyor. Arkasından arındırıcı etkisi var. Bazı varlıkları uzaklaştırma etkisi var. Öyle diyorlar. Tabii. Öyle diyorlar değil, gerçekten var. Çünkü cuma akşamları rahmetli annem bizim evde yakardı. Tabii. Mesela bazen şey derler, nasıl söyleyeyim? Ölü evinde yakılan tüsülerden bahsederler. Mesela kötü varlıkları çağırıyormuş derler mesela. Ben de diyorum ki öyle bir şey olmuş olsaydı ölülerin başında yakılmazdı. Evet. Bu sebepten dolayı. Defedir. Evet. Defedir. Zaten mezarlıklarda da yakılması sevap olan tüsü hayatımızda aslında olması gereken, bir yerde olması gereken bir şey.
Mesela bazı insanlara göre mesela atak olan, mesela örnek veriyorum, migren atağı vesaire, onlara göre tasarlanmış tüsüler dahi var. Başarısını gideriyor. Tabii hepsini gideriyor. Tüsünün ortalama çok çeşidi var. Geri akış, konik, çubuk, organik çubuk. Çeşit çeşit mesela daha organik tüsüler de var mesela. Palo Santo ağacına kadar devam ediyor. Peki, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Hayırlı işler dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Festivalde dolaşmaya devam ediyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Kevser Karanfil ben. Kevser Karanfil. Evet. Peki bir şey soracağım. Bunları Kızılcabörük ürünü mü? Hayır. Bunlar benim kendi imal ettiğim ürünlerim. Dolayısıyla Kızılcabörük'te üretmiyorum. Denizli'de üretiyorum. Kızılcabörüğü de çok sevdiğim için festivalde bulunmak istedim. Burada doğdum aslında. Dolayısıyla geldim. Çok da mutluyum geldim. Burada doğdun. Evet, burada ya, doğdum. Yani doğmuşum, hemen gitmişiz ama olsun. Ben gene de ruhumun bir parçasını burada bırakmışım ve bu işi yapıyorum hakikaten. Çok da seviyorum yani. Belki bu işi yapmanızda Kızılcabörük tekstilci olmasının bir etkisi var. Kesinlikle. Şekillendiğine adım gibi eminim. Az önce onun paylaşımını yapıyordum hatta Instagram'ımdan. Dedim ki kesinlikle, dedim, burada doğmak, hani doğduğun ev kaderindir derler. Benim doğduğum yer kaderimin şekillenmesine büyük bir etken dedim yani. Gerçekten çok keyif alıyorum yani. Bunu satıyor musunuz? Evet. Bütün tasarım aşaması bana ait. Yani kumaşın temininden, tasarımından, daha sonra üretiminden, paketlenmesinden ve satışından, bütün her şeyinden ben sorumluyum. Kendi markamı kurdum ve bununla da Kevserella markamın ismi. Kendi ismimden yıllar önce kullanmış olduğum bir isim. Şu anda benim markam oldu. Bu da beni inanılmaz mutlu ediyor şu anda. Satışlar nasıl? Satışlarım çok iyi, çok şükür. Her zaman çok şükrediyorum. Herkese de gerçekten sevdiği işi yapmasını tavsiye ediyorum. Peki, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değişik bir standa geldik. Siz tanıyabilir miyiz? Buyurun. Benim adım Mustafa Erkan. Freya 3D olarak 3 boyutlu yazıcı tasarım ve baskı hizmeti vermekteyiz. Normalde yerimiz Denizli'de. Festivalde değişiklik olsun, millet bizi tanısın diye buraya sergimizi açtık. Gelene geçene böyle bilgiler verip daha çok tanınmaya çalışıyoruz. Bilgi veriyorsunuz, satmıyorsunuz. Yok, satış da var. Satışımız da var. Ama bu zaten daha çok böyle burada tanınmak için. Normalde sanayi kısmında da varız. Bulunmayan yedek parça, her türlü çizim. Biz kendimiz makine mühendisiyiz. Çizimlerimizi yapıp ona göre tasarım veriyoruz. İlgi nasıl? İlgi var. Herkes yani karşıdan gören yaşlar hani 7'den 70 herkesin ilgisini çekiyor. Çünkü daha önce görülmemiş bir şey yapıyoruz. Ve çok ilk yani bu. Denizli'de de böyle bir şey yok. Burada da herkesin dikkatini çekiyor. Standlarda da tek böyle bir stand biz varız. Kızılcabörük'te dolaşmaya devam ediyoruz. Hemen burada bir yazı gördük. Kızılcabörük yerli üretim Adaçayı. Evet, doğrudur. Siz tanıyabilir miyiz önce? İsmim Özcan Demir. Adaçay üreticisiyim. Kızılcabörük'te yaşıyoruz. 15 dakika arazide Adaçayı üretiyoruz sadece. Hasadımızı yaptık. Festival vesilesiyle de halkla buluşturmak için tezgahımızı açtık. Fiyatlarımız aktar fiyatlarının yarı fiyatı hemen hemen. 10 liraya veriyoruz tanesini. Yani kışın en çok tüketilen çaylardan birisi, tıbbi aromatik bitkiler içerisinde. Hem üretiyoruz hem tüketiyoruz. İnsanlara da tavsiye ediyoruz, bayanlara, erkeklere. Sağlık yönüyle de bayağı faydaları var. Burada şeyleri de var, bilgileri de var. Bu Söğüdüğünü tarafında mı? Söğüdüğünü tarafında mı? Şeyde, yukarıda barajın olduğu bölgeye ne deniyor? Pınarlık tarafında. Ha, o tarafta. Aha. Kabalı mevkisi. Ha, orada. Evet, orada. Peki zorluğu var mı bunun? Nasıl, yani, mesela Adaçayı nasıl üretiyor? Üretim, ben bilmiyorum. Üretim aşaması zor değil. Bunlar çalı türü bitkiler olduğu için kekiktir, adaçayıdır, lavantadır. Genelde bunlar çok yıllıklı bitkiler. Bir yıl diktiğinizde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bakıma göre verim alabiliyorsunuz. Bunlarda çok fazla kimyasal kullanılmıyor. İlaç kalıntısı vesaire, hani tıbbi ve aromatik bitki olduğu için. Biz herhangi bir şey kullanmıyoruz, gübredir, ilaçtır. Sadece çapa yapıyoruz ve
organik olarak otla mücadele yapıyoruz elle. Sadece son dönemde birkaç yıldır maliyetlerde, tarımsal maliyetlerde artış olduğu için, işçilik maliyetlerinde diyeyim, hani yevmi ücretleri çok fazla. İnsan bulmak zor olduğu gibi maliyetler de yüksek. Tabii bunlar tek tek elle demetlendiği için o bizim kar marjımızı çok çok düşürüyor. Bir de tarımsal üretimde bir dönemsellik olduğu için bazen çok oluyor, bazen az oluyor. Bu sene mesela yağışlar azdı. Çok fazla verim yok piyasada. Bazı insanlar tütüne döndü. Yani kendi başımıza mücadele ediyoruz zorluklar içerisinde. Sizi kutluyorum çünkü değişik bir üretim. Çünkü evet, evet. Burada herkes işte dediğin gibi bir lavanta ekildi, herkes lavantacı oldu. Evet. İnşallah yani bunu görerek evet, evet. Sizi örnek alan kişiler olup adaçayı ya da başka bir şey. Yani tarım üretmek günümüzde önemli, sadece adaçayı için değil de. Üretim çok önemli. Yani sonuçta dışa bağımlı bir ekonomi olduğu için tarımsal alanda olsun, diğer alanlarda olsun. Mevsimler işte küresel ısınma, kıtlık bir takım söylentiler var ya. O açıdan üreten ülkeler her zaman için milletler bu işten karlıdır. Hani köylü milletin efendisleri mantığından yola çıkarsak köylü üretmedikten sonra insanlar karnını nasıl doyuracak? Bu devran nasıl dönecek? Onu sorgulamak lazım. Çiftçilerin ondan sonra üreticilerin de önünü açmak lazım. Üretim politikası, destekler. Yani bu konuda yapılması gereken şeyler var. İnşallah. Hayırlısı olur. Yani şunu çok sevdim. Şu 10 lira, şu 10 lira evet. Dökülüyor. Ama bunu bir kahvede içsek herhalde bu kadarı 100 liraya bulur. Yani kahvede kaça satıyorlar bilmiyorum ama aktarlarda 20-25'ten aşağı değil de en son bildiğim. Sulu şekilde diyorum. Sıvı şekilde tabii. Ya biz kendimiz ürettiğimiz için, çok fazla bir kar marjı da gütmediğimiz için biz daha çok tonajlı toptan satış yapıyoruz. Eşimin isteği, talebi doğrultusunda böyle buralı kendisi. Yengen buralı mı? Evet. Siz? Ben Çivrilliyim. Çivrilli. Enişteyim ben. Görüyorsunuz eniştemiz Çivrilli. Kızılcıbölük'te gelmiş. Yengenin önerisiyle burada adaçayı üretiyor. Evet. Ve insanlara mesaj veriyor. Bakın herkes tütün, buğday, şu bu yapmasın. Adaçayı yapsın. Ya da değişik bir şey yapsın diye. Tabii sizi yani. Kutluyoruz. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Kızılcıbölük'te dolaşmaya devam ediyoruz. Kızılcıbölük darısı olduğunu tahmin ettik. Oturduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Buyur. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Maçan. Kızılcıbölük'te oturuyorum. Çiftçilik yapıyorum ama harcı borcunu ödemeye, idare etmeye çalışıyoruz. Ne? Öder. Sen buralı mısın? Buralıyım. Kızılcıbölük darısın bu. Evet, Kızılcıbölük darısı meşhur. Kızılcıbölük Festivali'nde biz de Kızılcıbölük'te üretilen ürünleri tanıtıyoruz. Ana tohumu yani. Özelliği nedir? Ata tohumu. Özelliği nedir? Süt darısıdır, ata tohumudur. Yani yiyen bir daha yer, kartmaz. Yiyen bir daha yer. Evet. Tane mi satıyorsun, kilo mu? Kilo ayından. Kilosu? 20 lira. Kilosu 20 lira. Bir kilo kaçtan çekiyor? Valla ufaklı büyüklü, bakarsın 5'ten çeker, bakarsın 6'dan çeker, 4'ten çeker. Büyüğünü göre. Evet, süt darısı yemenizi öneriyoruz. 20! Süt darısı 20 lira! Allah! Hadi kardeşim! 20 lira! Aman canım buralım! Devam ediyoruz. Bunlar Kızılcıbölük'te mi? Üretiliyor. Aynen. Evet. Bunun adı şu mesela, şu ne kadar? Bu 250 gram. 250 gram ne kadar? 100 lira. Acı. Çok acı fini biber acısı bu. Bu. Evet. Peki bunu... Tatlısı var ayrıca. Gördüm. Pul biber. Tatlı mı acı, pahalı acı mı? Acı pahalı oluyor tabii. Tatlı ne kadar? Tatlı 400, öbürü 500 mesela kilosu. Fini biberden. Keskin acı. Arkadaş, insanın tatlısı sevilir. Biberin acısı seviliyor. Şifadır. Acı şifadır abi. Ha, öyle diyorsun. Yani acı bu. Gayet şifadır. Yiyebilene. Yani yiyebilene. Peki bunları da Kızılcıbölük'te yapıyoruz. Kendi var. Evet. Değirmenim var. Evet. Biber değirmenim var. Başkasını da öğüt veriyorum. Kendim de yapıyorum bunu. Hazırlıyorum salça yani. Salça ne kadar? Salçalarımız kilosu 125 lira. Bu yıl ucuz. Yani bu sene gerçekten geçen senenin fiyatı gibi abi, fiyatlarımız. Ucuz olduğunu sen de gördüm. Gerçekten uygun. Hem bir sene dayanılır bir şey olmaz. Ev yapımı oldu iş. 125 lira. Festivalden sonra telefonumla ulaşabilirsiniz veya evim buyurun gelin yani. Telefonu söyle. 0535 439 63 18.
Ucuz salça almak istiyorsanız, evet, kaliteli. Heh, bu numaraya. Evet, numarayı duydunuz. Peki bal nerenin? Bal Köyceğiz'in. Köyceğiz'in. Evet. Sen maşallah buraya gelmişsin ama yani herkesi, her şeyi toplamışsın yani. Evet, kendin, evet. Emrisi, aynen, aynen. Karısının. Burada ne evliyim abi ben? Yengem seni evet, şey yaptı öyle. Evet, evet. Peki hayırlı işler diliyorum. Sağ ol. Kızılcımarık Festivali'ni gezerken evet, hep üzüm aradı gözüm. Yani Kızılcımarık üzümleri bir başkadır. Başkadır. Göremedim. Fazla göremedim. Fazla göremedim. Burada gördüm. Bir de dün Doktor Mehmet Dirioğlu'nu orada evet, yemiştim. O eşi benim yeğenim olur. Evet. Kendisine buradan selam olsun. O da benim evet, akrabam olur. Öyle mi? O zaman biz akrabayız. Evet. Öyle değil mi? Şevket Dirioğlu dayım olur. Kızılcımarık hanım. Kızılcımarık. Evet. Üzümünün özelliği nedir? Havasından, suyundan, doğasından hiçbir yere uymaz üzümüz. Çok lezzetli. Çok lezzetlidir. Bunun adı ne? Gemre mi? Bu gemre. Gemre. Yeşil saplı gemre derler gemre, buna. Ha, pardon. Ha. Bu. Geçenlerde ben böyle bir üzüm aldım. Evet. 54 lira mı ne tutmuştu? Mesela bunun kilosu ne kadar? Ben buna 40 liradan veriyorum. 40 liradan. 40 liradan. Ben de 40 almıştım. Bu da 54 lira falan. Evet. Tutacağını eminim. Görüyorsunuz koş koş salkın. Her birim. Tek üzüm mü var? Tek yani, üzüm. Şu tek, anda tek cins getirdim. Sorfalı var daha yetişmedi. Onlar bir ay sonra. Pekmez? Pekmez ben en son yaparım. Bu pekmezde de bu gemreden yaparım size sadece. Olgunlaştıktan bu biraz daha tatlaştık, olgunluğa ağdası koyu olduktan sonra pekmez o zaman yaparım. 29 Ekim'den aşağı yapmam. Daha önce yapmazsın. Yapmam. Biraz önce birisi dedi ki, millet ekmeği elden su gölden evet, bekliyor dedi. Üzümleri sulamıyor, asmaları sulamıyor, asmaları sulamayınca üzüm olmuyor, verim olmuyor dedi. Böyle bir şey var mı? Var. Üzüm onu hiç almıyor. Şimdi havalar, çatları, yağışlar az olduğu için sular haliyle nem, rutubet aşağı çekildi. Sulanmayan bağlarda üzüm yok. Bir de artı hastalık var. Mantar hastalığı. Onun ilacına en az 7-8 defa mantar ilacını atmadıktan sonra kesinlikle üzüm olmuyor. Evet. Ben bunu en az 7 defa mantar ilacı attım. Minniye hastalığı dediği bir hastalık bulaştı. Onun için damlımı veriyorum. Suluyorum da. Bu şekilde üzümü alıyorum. Emek verdin. Emek verdim. Evet. Yiyorsun. Emek verdim ve yiyorum. Bunun peki, karşılığında. Peki hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sizi de. Değişik bir standa geldik. Ali Tavaslı. Ali burada ne satıyorsun? Hocam bardaklı mısır satıyorum. Çubuklu patates satıyorum. Tavas'tan geldim. Ben Tavas'ta esnaflık yapıyorum. Yani babamdan esnaflığı aldık. 4-5 seneden beri esnafız. İşte gelelim hani yayınalım şey yapalım dedik. Hem mısır patates. Yapıyoruz hocam böyle. Neden? Satışlar nasıl? Satışlar iyi hocam. Allah beklesin. Hocam makinede yapıyorum ben onu. Tavas'ta beraber yiyorduk değil mi? Onun aynen. Tavas'ta 10 seneden beri Tavas çubuk patatesimiz var. Tavas yapıyoruz hocam. Hiçbir şey 50 lira, 40 lira da veriyorum hocam. 30 lira da veriyorum. İnsanlar yesin. Patates sadece yemek olmaz. Bakın bu şekilde cips şeklinde getirilir değil mi? Evet hocam. Bu şekilde yeriz. Önemli olan üretici ve yaratıcı olmak. Şekerin özlemini çekmişimdir. Çünkü o zaman şehire gitmek zor. Binde bir gidiyoruz. Pamuk şekeri alıyoruz. Renkli alıyoruz. Bir de ben renkli kişiliği sahibiyim ya. Oradan geliyor ya demek ki. Siz tanıyabilir miyiz? Yaşar Saygül. Düğün el pamuk şekeri yaparım. Düğün elmerle de. Ve bugün festivalimize buraya kondum. Rengim kalmadığı için beyaz çıkarıyorum. Renkli buyurun. Ne kadar abi bu? Bizde ne olsun? Hayır, ben fiyatını soruyorum. 30 liraya satıyorum düğünlerde. 30 liraya? Evet. Düğünlerime girdiğim zaman 2,5 liraya giriyorum. Şekerini kendileri veriyorlar. Şekerini ben aldığım zaman 3 liraya gidiyorum. Sen nerelisin? Kızılcımarıklı. Sen de buralısın? Buralıyım. Abi biz Kızılcımarık için buradayız zaten. Görüyorsunuz
Kızılcabölük pamuk şekeri diyelim artık. Evet. Neydi adın? Yaşar Saygül. Kızılcabölük'teki 3 günden beri izlediğimiz güzellikleri ayağımıza getiren organizatör yanımızda. Mikrofonu onu uzatıyorum. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Önder Dikeç. Meri Organizasyon olarak çalışıyoruz. 28. düzenlenen Kızılcabölük Dokuma Festivali'nde sanatçılarla halkımızı buluşturduk. İnşallah böyle festivaller devam eder. Kızılcabölük'te biliyorsunuz uzun yıllardır yapılan bir festival burası. Kızılcabölük halkı da bizim çok sevdiğimiz bir halk. Yani çok misafirperver insanlar. Onun için onlara ayrıca bir özen gösteriyoruz festival yaparken. Bu nedenle inşallah festivallerin devamı gelir ve biz de yapmaya devam ederiz. İnşallah. Siz getirdiğiniz güzellikler için siz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dün bir güzel bir sunucu vardı. Yani güzel derken sesi güzel, kendi güzel, gönlü güzel olduğunu tahmin ettiğim birisi. Mikrofonu uzatıyorum. Şimdi bu gazla tabii ki çok iyi konuşacağıma eminim. Şimdi biliyorsunuz ki Kızılcabölük gerçekten Denizli'mizin, Tavas'ımızın en güzide mahallelerinden bir tanesi. Ve Önder Bey'in de söylediği gibi 28.sü gerçekleştiriliyor. Kültür Sanat Moda Festivali. Üçüncü gündeyiz, final günündeyiz aslında bugün. Birinci gün Serkan Dumano'yla beraberdik. Dün Cansu Koç'la beraberdik. Bugün de Ceylan Ertem sahneye çıkacak. Gerçekten performans olarak iyi sanatçılardı. Bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Hani birçok festivale gidiyorsunuz. Sunucuların en büyük istediği şey seyirciyle etkileşim kurarken seyirciden gelecek olan tepkilerdir. Kızılcabölük bu tepkiyi bana çok iyi verdi dün. İlk defa Kızılcabölük'te bir sunum yapıyorum. Dün hatta birçok kez sabaha kadar sahnede durabilirim diye ifadeler kullandım. Kızılcabölük gerçekten festival yapılıyor ama aslında bu festival birçok ayağı var. Hani bazen deriz de saç ayağı gibi üç ayağı var. Aslında bunun çok ayağı var. Bunların en büyük ayaklarından bir tanesi seyirci ya da Kızılcabölüklüler. Bu tepkiyi çok iyi verdiler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Yani 28.sü düzenlenmesinin en büyük faktörlerinden biri de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Dün seyirciyle iletişim içinde kurdunuz ve bir eser seslendirdiniz. Seyirci de size karşılığını verdi. Sadece sunucu değil, aynı zamanda güzel sesiniz de var. Sizden bir eser alalım. Ciddi mi söylüyorsunuz? Şimdi aslında Cansu Koç biliyorsunuz Tatyos Efendi'nin 1800'lü yıllarda yapmış olduğu o Gamze Deyim şarkısı çok önemli bir şarkı. 1980 yılında Barış Manço söylemişti ilk. Daha sonra Cansu Koç onu kendi yorumuyla, kendine has münhasır sesiyle o yorumladı. Güzel de yorumu vardı aslında. Hani ona bir sürpriz olsun diye Gamze Deyim kısmını ben söyleyip seyirciyi içine çekmek istedim ama başarılı olmuşum demek ki öyle söylediğinize göre. Ne söyleyelim? Ya bu biraz sürpriz oldu ama. Şimdi ben de hasbelkader yani bu işle uğraşıyorum. 14 tane türküm var. Sözü bestesi bana ait. Çok iyi maşallah. Onun için. O zaman. Gamze Deyim olsun. Gamze Deyim'in sözlerini belki çıkartamayabilirim ama. Dün yine yapayalnız dolaştığım yollarda, yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda, özlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni, unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Kızılcabölük. Kızılcabölük sizi unutmayacak inşallah. Seneye tekrar çıkacak. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. İnşallah. Tabii ki kısmet tabii gerçek. Çok sağ olun. Kızılcabölük'ün her şeyini çektik. Her yeri gezdik. Şimdi acıktık. Kapıda baktık. Temel Reis yazıyor. Arkadaş Trabzon'da mıyız sandık. İçeriye girdik. Mikrofonunuzu alın. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Umut Hocam. Temel Reis Birliği'nin sahibinin oğluyum. Evet. Yaklaşık çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim. Şu anlık hala devam etmekteyiz. Deniz'deki şubelerimizle beraber. Evet. Bu şekilde. Bu pidenin özelliği nedir? Yani Kızılcabölük pidesi diyorum. Diyebilirim sizlere. Ama şöyle bir bahset. Ürünlerimizin kendimize ait olması. Yani ilk başta onu söyleyebilirim sizlere. Yani siz ürünler size ait de kıyma size mi ait? Danayı vesaire hepsini kendimiz kestiriyoruz. Belgeli bir şekilde işlettiriyoruz. O yüzden lezzeti olması nedeni odur. Peki lezzetli mi değil mi? Şimdi zaten bakacağız. Tabii nasıl isterseniz. Sizleri ağırlayacağız. Bunları servis yapacağız sizler için. Buranın sahibi Temel Reis'le birlikteyiz. Önce sizi tanıyalım. Orhan Yıldırım. Orhan Yıldırım. Evet. Pideler bizi yıldıracak mı, sevdirecek mi? Sevilecek yani. Sevilecek. Evet. Çünkü biz kendi işimizin arkasındayız. Ben bu
Bu mesleği 86'dan benim yapıyorum. 26 senedir de Kızılcıbırklıyım yani. Orhan Usta, oğlunuz Mutlucan hep mutlu olsun. Teşekkür fazla ederiz. Tiyo vermedi. Sen... Ya şimdi bizim bir özelliğimiz var. Hayvanı kendimiz alıp kendimiz kestirmemiz. Hayvanı kendimiz işliyoruz. Yani danaya alıyoruz besiciden. Gidiyor mezbatı kesiliyor. Ondan sonra evi geliyor, evde işleniyor. Yani mezba nezdinde yani her şey belgeli yani. Onun için zaten tadından da göreceksiniz. Yani bu işe 8 senedir yani 8 sene oldu başlayalım. O günden bölüm devam ediyor. Denizli Kızılcıbirlik'teyiz. Evet. Adımız Temel Reis. Evet. İlk 98'de dükkanı aldığımda eski çizgi filmlerden oyan yani şey olarak etkilenerek bu isme. Ben değil de ben devraldım kişiyi koymuş ona. Ha. Niyazi Kocaoğlu. Sen de kırmadın. Ha. Bozmadın. Bozmadık. Onun işesine devam ediyoruz. Yani bunun patentini de aldık. Patentliyiz yani. Onun için yani bir işimiz yok. Peki hayırlı işler diliyoruz. Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Biz teşekkür olur. Ederiz. Kızılcıbirlik Tekstil Moda Kültür Festivali'nin mimarı Kızılcıbirlikliler Vakfı Başkanı Osman Erkli ile birlikteyiz. Başkanım, bize, halka bu güzellikleri yaşattığın için teşekkür ederiz. İki günü değerlendirip bugün ne var? Bir anlatır mısınız? Öncelikle festival uzun soluklu bir festival. 28.sini yapıyoruz. Burada Kazas Belaz açılışımızı yaptık. Büyükşehir'in katkılarıyla, Tavas Belediyesi'nin katkılarıyla, vakfımızın, yönetimin, gelmiş geçmiş başkanlarımızın önerileriyle güzeller yaşatmaya çalıştık. İyi bir festival oluyor. Zamanlamada ufak tefek sıkıntılar var. Sizlere yapılan röportajda da bu tür şeyler gelmiş. Biliyorsunuz geçiş döneminde bu tür zaman sıkıntıları oldu. İnşallah bundan sonra bu tür bir şey olmayacak. Bizim festivalimiz genelde Haziran ayı sonlarında. Ülke ekonomisi gibi tabii öğrenciler ilk etapta eğitim masraflarına aile harcama yapacağı için bu tür alışverişlerde biraz daha şey var. Hani soruluyor fakat pek alışverişlerde zayıflık falan var. Ama kültür anlamında, tekstil anlamında, moda anlamında, kaynaşma anlamında hiçbir sorun yok. Özellikle ve özellikle bizim yani diğer festivallerden farkımız modanın içerisinde olmamız. Yıllardan beri işte Kızılcıbirlik ürünlerini, kıyafetlerini ünlü tasarımcılarla vitrine çıkarmak için uğraşıyoruz. Halk eğitimin ve yönetimindeki arkadaşlarımızın da katkılarıyla Kızılcıbirlikler Vakfı, sonra yer tahsilinde bulunan Kızılcıbirlik Esnaf Kefalet Kooperatifi de bize ücretsiz bir yer tahsis etti. Onların katkılarıyla umarım sizlerin de görüntülerle profesyonel mankenler taş çıkartıcı bir defileler oldu. Bizim hedefimiz ağır artık bunu daha yukarılara taşımak, işte profesyonel tekstilcilerle çalışmak, Denizli'de bu ürünlerin defilesini yapmak, ondan sonra artık mağazalarda satılabilecek belli bir Kızılcıbirlik ürünlerinin olması için uğraşıyoruz. İnşallah biz önden gittik, tekstilci arkadaşlarımız da bu tasarımlardan yararlanarak kendi koleksiyonlarını da yaratabilirler. Katma değer fazla olacak. Diğer türlü ham ürünün katma değeriyle mamul böyle güzel kıyafetlerin olduğu için katma değerler çok pahalı. Onun için uğraşıyoruz. Çok güzel. Bugün de festivalimiz 3. günü. Biraz sonra saat 20.30'da CLNTM konseri var. Ondan sonra halkı biraz daha standlara, alışveriş yerlerine, müzeye ve el sanatları sergimizin olduğu yere gezmek için serbest bırakacağız. Kazas belasız bir festival yaptık. Sizler de bizim sesimizi hem yerelde hem ulusalda duyurdunuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu festivalin de başlangıçta da bahsettim. Bize destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne, Tavas Belediyesi'ne, sponsorlarımıza, sonra sesimizi ve bu güzellikleri aksatan Beyoğlu'muzu Çiko'ya teşekkür ediyoruz. Horoz Güvenliği'ne teşekkür ediyoruz. 3 günden beri bizim yükümüzü çeken hem bizim hem bölgenin de güvenliğini sağlayan asayişçi arkadaşlarımızı, jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Kaymakamımız da yeni gelmesine rağmen o da heyecanla bizlere idari anlamda çok büyük destek oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Başkanım biz teşekkür ediyoruz.
hem kültüre sahip çıktığınız için, hem yöreye sahip çıktığınız için, yöresel ürünlere Kızılcıbuyruklar Vakfı olarak teşekkür ediyoruz. Ama Kızılcıbuyruklar Vakfı'nın daha önemli bir şey, bir özelliği var. Eğitime sahip çıkıyor. Kaç kişiye burs veriyorsunuz? Geçen sene 80 öğrenciye burs verdik. Bundan 15 tane öğrencimiz mezun oldu. Bu sene herhalde eskiden devam edenlerle 100 kişi falan çıkacak. İyi bir konuyu temas ettiğiniz, eğitimci olduğunuz buradan da belli. Pazartesi günü burs başvurularımızı, Kızılcıbuyruklu öğrencilerin burs başvurularını alacağız. Buradan sizin vasıtanızla burs vermek isteyen hayırseverlerimize bekliyoruz. İlla tam burs vermesi önemli değil. Burs havuzumuza onlar da damlalar atarak büyük bir göl oluşturabiliriz. Amacımız geleceğimizin teminat olan gençlere iyi bir eğitim, iyi bir mevki sağlamak için uğraşıyoruz. Bunda sizler de zaten işin profesyoneliniz, mutfağında çalışıyorsunuz. Atatürk ilke ve ilkel alanına sahip çıkan, geleceğine, geçmişine sahip çıkan öğrenciler yetişsin diye uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayırseverlerimizden Allah razı olsun bugüne kadar burs vermeye devam ettik. Sadece burs anlamında değil, sizler de olayı şahitsiniz. Biz geçtiğimiz yıllarda 3 tane ilköğretim okuluna robotik kodlama laboratuvarları açtık. Endüstri Mühendislik Lisesi'ne hakeza öyle malzemeler falan katkı sağladık. Bize bağışlananlarla biz de eğitime başta olmak üzere yardım sağlıyoruz. Başkanım, katkılarınız için teşekkür ederiz. Özellikle eğitimi katkılarınız için. Bakın farkında olmadan Kızılcıbuyruk birilerini etkiliyor da. Biraz önce bir standa geziyorduk. Kevser isimli birisi, bir bayan Kevser. Dedim ben siz nerelisiniz? Denizlili dedi. Ama Kızılcıbuyruk ürünleri satıyor. Dedim siz Denizlili değilsiniz. Nerelisiniz? Kızılcıbuyruk'ta doğdum dedi. Bakın burada doğmuş, etkilenmiş. Kızılcıbuyruk ürünlerinin tasarımını bilmem nesi yapıyor. Belki tanıştınız. Evet. Bu açıdan da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi eğlenceler. İyi. Hoşça kalın. Festivale destek olanlardan birisiyle birlikteyiz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Tahir Cappa, Kızılcıbuyruklar Yönetim Kurulu'ndayım. İşte bugün festivalimizin son günü, üçüncü günü. İki gün dolu dolu bir gün yaşadık. Gerçekten güzel bir katılım vardı. Tabii ki bugün okulların kapanmasıyla ilgili belki biraz sakinlik yani yaşayabiliriz ama öğrencilerimiz tabii ki dönmek zorundalar. Ama Ceylan Entem konseriyle bugün son bulacak, güzel bir gece olacak. Herkese bekleriz. Güzellikler için siz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Hoşça ederiz. Olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kızılcıbuyruk Festivali'nin son günündeyiz. Kızılcıbuyruklu birisi içimizden birisi. Kızılcıbuyruklu Osman Macit Başkan Yardımcımızla birlikteyiz. Başkanım, festivali değerlendirir misiniz? Öncelikle 28. Kızılcıbuyruk Kültür Sanat Moda Festivalimize hoş geldiniz diyorum. Festivalimiz son günündeyiz. Festivalimiz gayet güzel gidiyor. Bugün de son günümüzde Ceylan Ertem sanatçımız çıkacak. Şu ana kadar gayet güzel, insanlarımız eğleniyor. İyi vakit geçiriyoruz yani. Başkanım, bunda sizin de katkınız büyüktür. Mesela seneye festivalde evet. ne yapmayı istersiniz? Ya öncelikle bu tarih bizim Kızılcıbuyruk Festivali'nin tam tarihi değil. Malum tedbirlerden dolayı önce yapalım yapmayalım diyerekten biraz gece kaldık bizim konuda. Asıl bizim festivalimizin tarihi 25-26-27 Haziran'dı. İlk öncelikle o tarihte yapmayı düşünüyoruz. Daha çok gurbetçilerimizin olduğu tarihte yapmayı düşünüyoruz. Sonra daha da organize olacağız inşallah seneye. Moda ve özellikle tekstil konusunda biraz daha farklı çalışmalar içine gireceğiz. Bunların daha önemli arz etmesi açısından. Böyle bir çalışmalarımız olacak, evet. Başkanım, bugün hep burada çekim yaptık. Hep Kızılcıbuyruk'ta neler var? Ürünler var üretilen. Onları çektik. Kızılcıbuyruk kavurup, evet, evet. Kızılcıbuyruk bademi. İnşallah Kızılcıbuyruk yetişen ürünler seneyi dedi. İnşallah. Asıl biraz önce de dediğim ya, yani moda ve tekstil öne çıkaracağımızın yanında tabii tarımcılık da bizim Kızılcıbuyruk'un çok çok önemli. Bunları da öne çıkarmamız gerekiyor. İnşallah ana vurgumuz seneye bunlar olacak. Bunlar da ön plana alacağız tabii ama konserimiz, diğer standlarımız yine olacak. Peki başkanım, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, 3 günden beri Kızılcıbuyruk'taki güzellikleri, özellikleri sizlere aktarmaya çalıştık. Kızılcıbuyruk kültürünü, bölgenin kültürünü, bölgede yetişen ürünleri size aktardığımızı inanıyoruz. WorldTürk TV olarak her zaman kültürün yanında, sanatın yanında, modanın yanındayız. Gelenek ve göreneklerimizi sizlere ulaştırmak bizim bir görevimiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça ve hoşça kalın. Oh, 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 oh
Evet, şimdi bir altın altın daha yapacağım. Ondan sonra yavaş yavaş da sanatçımızı anons edeceğim. Türk orkestramız hazır olmak üzere. Yüzüne keder yakışmayan simaya bakın yana. Biz de hoş bulduk. Evet, güzel bir akşam geçireceğiz inşallah hep beraber. Bolca böyle türküler çalacağız. Sevdiğiniz isimlerden, sizin de çok iyi bildiğiniz şarkılar çalacağız. Hep beraber söylersek çok seviniyoruz. Festivaliniz de kutlu olsun, mutlu olsun. Hep beraber böyle güzel, huzurlu günlerimiz olsun inşallah. Gündem çok zor ama biz yine de altından kalkarız diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir türküyle devam ediyoruz. Yine bir Aşık Mahzuni Şerif türküsü. Sevenleriniz var mıdır Aşık Mahzuni Şerif'i? Ben çok severim. Onu da buradan sevgiyle, saygıyla analım. Dargın Mahkum çalıyoruz şimdi size. Darıldım ben sana canım.